Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Umarım bu hazırladığım menüler sizlerin hoşuna gidiyordur ve akşam için ne hazırlayacağım düşüncesinden birazcık da olsa sizleri kurtarıyordur. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Fırına bütün tavuk atacağım. Böyle yanına arpacık, soğan, küçük patateslerle çok güzel oluyor. Soslayacağız güzelce. Hemen ardından bir brokoli çorbası yapacağım patates ve havuçla. Bir de bazen tekrara düşüyorum ama pirinç pilavı hazırlayacağım. Çok kez yapmışımdır bunu ama ilk defa izleyenler olabiliyor. Ondan dolayı tekrardan yapacağım. Bu yemeğin yanında en güzel pirinç pilavı gidiyor. Şimdi hemen öncelikle tavuğun sosunu hazırlayarak başlayayım. Tavuğumu bir kenara alacağım. Derince bir kabı önüme alıyorum. Bir tatlı kaşığı, yani çok aşırı doldurmadan biber salçası. Salçam birazcık acı, çok koyamıyorum o yüzden. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Baharat olarak kırmızı toz biber, kimyon, kekik, pul biber ve tuz. Ortalama bir çay kaşığı ile 1,5 çay kaşığı arası. Onları da ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı dövdüm. Birazcık da şöyle çeyrek çay bardağı su ilave edip karıştırdım. Onu da ilave ediyorum. Sarımsak ayrı bir tat veriyor. Kesinlikle eklemelisiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt. Öncelikle bunları bir çırpacağım. Tekrar yanıma alıyorum. Kaşıkla şu üzerine döküyorum. Bütün her yerini iyice yedireceğim sosu. Bu hazırladığım sosun içine de ben birazcık arpacık, soğan, biraz da böyle minik patateslerden kullanacağım. Kabuklarını soymadım, iyice yıkadım. Sosun içine döküyorum. Hafif onlar da soslanmış olacak. Şimdi artık elimle her yerine yedireceğim. Tamamen yedirin, hiç bir yeri kalmasın. Tamamdır. Şimdi elim kirliyken patates ve soğanı da sosa bulayım. Ondan sonra elimi yıkayayım. Onların kenarlarını atıyorum. Böyle patates kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz normal patatesi iri iri dilimlerle kesip koyabilirsiniz. Kalan sosu da üzerine boşaltayım. Belki bu aşamada eldiven takmalıydın diyen arkadaşlar muhakkak olacak ama artık eldiven takmamaya karar verdim. Ben kendi mutfağımda hiçbir zaman eldiven takmadığım için şimdi de takmayacağım. Tamamdır. Tepsinin kenar kısımlarını sildim. Eğer o şekilde fırına atarsanız bu sefer kızarırken yanacaktır. Çok fazlasıyla kötü bir görüntü oluyor ve koku yapıyor fırının içinde. Üzerine yağlı kağıdı ıslattım. Seriyorum. Eğer ki vaktiniz varsa bu şekilde hazırlayıp tavuğunuzu dolaba atın. En azından bir 3-4 saat dinlendirebilirsiniz. Daha güzel olacaktır ama benim şu an vaktim yok. Ondan dolayı dinlendiremeyeceğim. Şimdi fırına götüreceğim. 200 derecede üzeri kapalı bir şekilde 45 dakika boyunca pişireceğim. Daha sonra üzerindekini çıkarıp sadece üzeri kızarana kadar fırında tutacağım. Üzeri kızardıktan sonra alacağım. Tavuk fırında pişerken brokoli çorbasını yapacağım ama öncesinde sebzeleri haşlamam gerekiyor. Soğanı daha sonra kullanacağım. Şöyle bir miktar brokoli yıkadım, temizledim. İçerisine atıyorum. Bir adet patatesi küp küp doğrayacağım. Şöyle rastgele. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Haşlanacak. Bir tane havuç. Bu çorbayı kesinlikle çocuklara çok rahat yedirebilirsiniz. Havuç patates de olduğu için çok fazlasıyla içerisinde brokoli olduğunu anlamıyorlar. Üzerine çok aşırı derecede su koymayacağım. Çünkü suyunu süzmeyeceğim. Direkt
blenderdan çekip çorbaya katacağım. O yüzden çok aşırı su koymayın. Tamamdır. Artık bunu da ocağa koyayım. Patates ve havuçlar yumuşadım. Brokoli de pişer zaten. Ocağa götürüyorum. Pirinci de ıslatayım. O kenarda beklesin. Şu bardakla 200 milimlik bardakla 2 bardak yapacağım. Ortalama 4 ile 6 kişiye kadar bu menü yeterli geliyor. Benim de yaptığım gün hemen bitmiyor. Bazen ertesi güne de kalıyor ve ısıtıyorum. Üzerine ılık su ilave ediyorum. Artık pirinç burada ıslansın. Brokoliyi ocağa koyayım. Bu burada haşlansın. Altında yakıyorum. Şimdi bu birazcık haşlansın, kaynamaya başlasın. Arka tarafı alacağım. Orada haşlanırken pirinç pilavını yapacağım. Birazcık pirincin ıslanması gerekiyor çünkü. 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi artık arka tarafı alayım. Orada pişsin. Ben burada hemen pilavımı yapmaya başlayayım. Pilav tenceresini ocağa alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını içerisine ilave ediyorum. Sade bir pirinç pilavı yapacağım tereyağıyla. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ eridikten sonra içerisine pirinci ilave ediyorum. İyice yıkadım birkaç suyla. Pirinçler iyice diri diri olana kadar kavuracağım. Sebzeler de pişti artık. Kapatıyorum. Kavrulduğu yeterli artık. Suyunu ilave edeceğim. 2 su bardağı pirince 2,5 su ilave edeceğim. Tuzunu da ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağı alabildiğiniz en kısa alın. Ben de şimdi arka tarafı alacağım. En kısıkta yavaş yavaş pişsin. Hemen o arada çorbayı yapayım. Çorbayı tekrar ocağa getiriyorum. Blenderla iyice sebzeleri ezeceğim. Tamamdır. Şimdi ben bunu başka bir şeye boşaltacağım. Dibinde soğan ve un kavuracağım. Yine aynı tenceremde. Ocağın altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Minik minik doğradığım orta boy bir tane soğan. Küçük küçük doğramayı ben göstereyim. İçerisinde çok belli olmasın. Sevmiyorsanız soğan ilave edebilirsiniz. Soğanlar iyice pembeleşene kadar kavuracağım. Yeterli. Unu kavurduktan sonra sebze karışımını ilave ediyorum. Yeterince de su ilave edeceğim. Önce bir çırpıcıyla hızlıca karıştırayım. Un dağılsın içinde. Hemen ardından da yarım su bardağından biraz daha fazla süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Eğer süt ilave etmezseniz bu sefer tadı çok ağır gelebilir. Direkt böyle brokoli tadı gelecektir. Ama süt bunu bastırıyor. Tuzunu da ilave ediyorum. Birazcık da karabiber. Sebzeler piştiği için şimdi artık karıştırarak bir 5 dakika kaynatacağım. Kapatacağım ama ondan önce bir kere daha blenderdan geçireceğim. Soğanlar içinde iyice kaybolsun. Yeterli. Artık çorba hazır. Kıvamı da gayet güzel oldu. Altını kapatıyorum. Pilav da pişti, demleniyor. Çorbam da hazır. Hemen fırındaki yemeğime bakıp yemeklerimi son haline geçiyorum. Tavuğu fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel kızardı. Tam 1 saat 15 dakikada pişti. 45 dakika boyunca üzeri yağlı kağıtla pişti. Yarım saatte üzerini kızarttım. Sizler de bir 45 dakika yağlı kağıtta pişirin. Ondan sonra üzeri kızarana kadar ne kadar seviyorsanız, bu kadar çok kızartmak istemiyorsanız azaltabilirsiniz.
Ben böyle birazcık kızarık sevdiğim için böyle fazla kızarttım. Artık tüm yemeklerimi servis tabağına alıp sizlere son halini gösterebilirim. İlk önce brokoli çorbasından başlayacağım. Üzerine kesinlikle koymanız gereken dereotunu tavsiye ediyorum. Çok güzel yakışıyor. Ben yıkadım, doğradım, içerisine atacağım. İstemezseniz de tabak servis tabaklarına da koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Hatta üzerine de birkaç tane atacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çorba oldu. Hemen ardından pirinç pilavını da şöyle bir karıştırayım. Pilavın yanına da birkaç tane şöyle patates, soğan, isterseniz biber de koyabilirsiniz. Çok güzel kızarmış. Tavuğu nasıl alacağım? Ben tabii ki tavuğu parçalayacağım. Sofraya öyle koyacağım ama sizlere şimdi elimle ne kadar güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Dağılıyor hatta kemiğinden. Ben bunu böyle tepsiye parçalayacağım. O şekilde servis edeceğim. Elimde bir güzel parçaladım. Çünkü bunu başka türlü servis edemezsiniz. Gayet güzel bir akşam yemeği tabağı oldu. Sizler ister çorbayı değiştirip, ister pirinç pilavı yerine bulgur pilavı yaparak da yiyebilirsiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.